Bir an kendimize baktığımız zaman gerçekten de hocam hayatımızda aslında böyle rızayı düşünebiliyor muyuz artık? Sevgi, muhabbeti arıyor muyuz artık diye baya bir eksiğimizin olduğunu aslında görüyoruz. Evet ben kıymetli masum hocama da dönmek istiyorum. Evet buyurun sevgili hocam. Evvela tabii hoca kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu akşam ağızlarından ballar akıyor maşallah. Hepsini tebrik ediyorum sağolsunlar. Rabbim inşallah tamamına ermeyi nasip etsin. Tarikattaki gaye, bir manevi olarak, yani gönül olarak bir gayesi olması lazım bir insanın. Bir de zahir olarak gayesi olması lazım. Yani bir hedefi olması lazım. Gönül olarak bir insanın hedefi, Mevla Teala ile arasındaki bütün perdelerin kalkıp, ruhani miras dediğimiz, yani perdesiz Allah Celle Celaluhu'nu, yaşama, bilme, zevkini tatma. Perdesiz Allah'ı bilmek, gönül olarak. Tabi bu basamak basamaktır. Şimdi tabi o basamaklara fazla girmek istemem. Çünkü o bir eğitim demiştik baştan. Yani tarikat bir eğitimdir. Eğitim olmasa hasebiyle. Yani Mevla Teala ya perdesiz bilme eğitimine hedefe ulaşmaktır. Ona ruhani miras deniyor. Gönül olarak. Ben tabi biraz şeyden konuşacağım açık söyleyeyim. Arkadaşlar hakkılarını helal etsinler çünkü çok ileri gidiyorsam yine ikaz edin. Karıştırıyorum. Ayıp ediyorsunuz. Manevi olarak, gönül olarak tekrar ediyorum. Nefsani duygulardan kurtulup hatta ve hatta Mevlatan efallerinden, eserlerinden, esmasından, sıfatlarından bunlardan da geçerek Mevlatan zatına ruhani mirac perdesiz olarak kavuşmak. Bu şekilde insanın gönül olarak kavuşması. Bu birinci gaye. Ama diğer bir gaye şudur. Zahiri olarak da bir insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Son peygamber. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecek. Ancak peygamberimizin ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, istikametini, her zerresini, evet her zerresini yaşamaktır gaye. Kur'an-ı Azimüşşan'ın her güzelliğini yaşamaktır gaye. Allah'ın emirlerini yerine getirip Evet peygamberin sünnetlerini hayata geçirmektir gaye. Zevken, şevken. Çünkü o ahlakta olursan, o perdesi halde olursan bunu zevken, şevken geçirirsin. Örnekleme yapmak istiyorum. Efendi Hazretleri'nin resmi vardı. Resmini koymamışlar. Şimdi arkadaşlar yok şu anda. Mesela bakın geldi resim. Şimdi sarığa baktığımızda Efendi Hazretleri bu sarı kendisinden koymuyor. Resulullah'ın sarı olması masası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takmış olduğu, taç diye buyurmuş olduğu, teşvik etmiş olduğu sarık olduğu için Efendi Hazretleri sarı takıyor. Sakalı şerif. Efendi Hazretleri has bir şey değildir o. O Resulullah'a has bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sakal bıraktığı için Efendi Hazretlerimiz o sakalı o şekilde bırakıyor. Bakın bıyıklarını kısaltıyor Efendi Hazretlerimiz. Niye? Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Böyle yapın diyor. Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. Geniş giy efendi hastanemiz. Niçin? Resulullah çünkü geniş giymeyi teşvik ediyor. O yüzden geniş giyin diyor. İşte sahilin diyor. O yüzden sahil yiyor. Ve sünnetlerin tamamını misrandan basuluna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayata geçirdiği için Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. Resulullah böyle yaptığı için yapıyor. İşte budur. insanın gayesi arkadaşlar. Peygamberimizden sonra peygamber son peygamber. İnsan peygamberden sonra peygamber gelecek diye ifade kullanmaya ayet-i kerimeye ters düşer. Mümkün değil. Allah muhafaza için din dışı kalır. Ama peygamberimizin ahlakında, peygamberimizin şuurunda, peygamberimizin ciddiyetinde, peygamberimizin istikametinde, peygamberimizin sünnetlerini hayata geçirmede evet insan mutlaka tam olmalıdır. Rabbim inşallah bu tarikattan ya hakiki tarikatlardan bahsediyoruz da burada. Zaten biraz sonra hak tarikatı olmayanlardan da bahsedecek herhalde. Hak tarikatından bahsediyoruz. Kur'an ve sünnet ölçülerinde Rabbim evet kendisiyle perdelerimizin tamamını kaldırıp yani ruhani miraca erip peygamberimizin de ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyeti her zerresini her zerremize evet eğitim olarak tamamını ikram etsin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun.